Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Global Wind Atlas kullanarak rüzgar verilerini indirmeyi daha sonra da harita yapımını anlatacağım. Arkadaşlar Global Wind Atlas yazdığınızda Google'a zaten direkt bu web sitesi çıkıyor. Gördüğünüz üzere sağ tarafta ortalama rüzgar hızı ve ortalama rüzgar yoğunluğu haritalarını seçebiliyorsunuz. Zaten yaklaştıkça da görüyorsunuz arkadaşlar sağ tarafta da lejantımız var. Metre bölü saniye olarak değişiyor devamlı. Üzerine tıkladığınız noktalarda da daha detaylı verilere de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada işte hızını, geleceği gücü, daha sonra yönlerine dair de veriler var. Buradan detaylıca bakabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da verileri indirebiliyoruz arkadaşlar. Excel dosyası olarak ve GeoJSON olarak indirilebiliyor. Burada mesela min Power density yani ortalama rüzgar yoğunluğuna bastığınızda da rüzgar yoğunluğu verileri geliyor. Tüm dünyanın var. Bizim burada ilgilendiğimiz kısım Türkiye'deki veriler. Bunları indiriyoruz. Bunları arkadaşlar ben drive linkine de koydum. Oradan eğer üyeyseniz katıl üyesiyseniz bu verileri indirebilirsiniz. Ya da buradan gelip bu verileri buradan da indirebilirsiniz arkadaşlar. Önceden yaptığımız çalışmanın üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar rüzgar verisi haritamızı. Ben ikisini de indirdim arkadaşlar. Bunlar drive linkinde de var zaten. Direk klasör olarak da koydum. Burada rüzgar hız verimizi ArcGIS Pro'ya atıyoruz. Yoğunluk haritasını da yapacağız arkadaşlar zaten. Gördüğünüz üzere sadece Türkiye için işte 23'e kadar sıfırdan 23'e kadar metre bölü saniyelik rüzgar hızımız varmış ülkemizde. Şimdi bizim çalışma klasörümüz vardı arkadaşlar. Ona göre verimizi keseceğiz. Daha sonra işte lejantları koyup harita haline getireceğiz. Input Raster kısmına arkadaşlar verimizi koyuyoruz yani indirdiğimiz veriyi. Daha sonra Input Raster of Feature Mask dediğimiz yani bizim keseceğimiz ana sınır kısmında çalışacağız. Buradan arkadaşlar Current Map yani VGS84 UTM çalışmıştık. Buradan sınırı seçiyoruz. Buradan run'a basıyoruz. İsterseniz arkadaşlar buradan cell size kısmından da değişiklik yaparak elde edeceğiniz verinin çözünürlüğünde de farklılıklar yaratabilirsiniz. 12 metre bölü saniyeye kadar ulaşan bir hız verimiz var arkadaşlar. Buradan da sınıflandırmalar da yapabilirsiniz. Renklendirmelerini yapalım. Arkadaşlar aynı işlemi de bir daha yapalım isterseniz. Çözünürlüğü biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Sadece görüntülük zaten. Kullandığınız verinin dışında bir çözünürlük elde edemezsiniz. Buradan Cell size'ımızı deme göre ayarladık arkadaşlar demimiz üzerinden gidelim. Daha iyi bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar burada. Şeyimiz değişmedi zaten verilerimiz değişmedi. Sadece biraz daha güzel bir görüntü elde etmek amacıyla buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Raster Information'dan boyutuna bakabilirsiniz. 241 x e 241'miş. Burası da 23'e 23 arkadaşlar. isimlendirmelerini falan değiştirelim. Bu rüzgar hızı verimiz arkadaşlar. Rüzgar yoğunluk verisini de yapacağız. Siz de aynı şekilde aynı mantık zaten hiçbir farkı yok. Drive'dan veriyi çekin. Daha sonra buradan kesme işlemini yapın. Sonra renklendirmelerini işte lejantlarını koyun. Haritanız hazır. Biraz transparanlığı arttıralım. Arkada çünkü hiç şey değil, yani kabartmamız var. Daha güzel bir görüntü çıkacak. Gördüğünüz üzere arkadaşlar merkezde rüzgar hızının azaldığı, uç kısımlarda ve sağ tarafta rüzgar hızının arttığı görülmekte. Şimdi arkadaşlar yoğunluk haritamızı da atalım. Geri kalan işlemler aynı arkadaşlar. Hangi bir anlamadığınız bir kısım olursa yorum olarak belirtebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.